bizim hakkımızda veya kendisi hakkında bir şey denmesini çok abartanlara şunu söylüyorum genelde. Ya kardeşim, sadece şu anda dünyada en çok iftiraya uğrayan kimlerdir? Büyük ihtimal Hazreti Muhammed ile Hazreti İsa. Şu anda bile birçok kimse bunlar hakkında neler neler söylemiyor Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed hakkında. Hala en çok iftiraya uğrayan insanlar arasında olmaya devam ediyorlar kendi yaşadıkları dönem dışında. Ama sonuçta Hazreti Muhammed ve Hazreti İsa olmanın onuru onlardan eksilmiyor hiç kimsenin iftira atmasıyla. Belki de artıyor. Yani eksilmediği gibi artıyor. O yüzden hiç kimsenin bence böyle iftiraya uğramaktan çekinmemesi lazım. Hele hele Allah rızası için yapacağı hayırlı bir işi. Bana iftira ederler, yok falanca bana cız der, falanca bilmem ne der diye kaçmak bir Müslümanın sorumluluğu yerine getirememesine de sebebiyet olur. Evet. Yani ben bu sorumluluklarımı yerine getirmediğim zaman Allah bana ne der? Tabii ona dememiz lazım yani. Evet. Onu düşünmek lazım. Yoksa iftira olacak. Yani ben bundan tabii çok çekinip de hani böyle Allah din hakkında olumlu konuşurken etrafta karşı tarafın iftira veyahut da işte tacizlerine uğrayıp anlatmaktan çekinen insanlara rastladığım için özellikle bunu belirtiyorum. Yani Allah'ın bizim hakkımızda ne diyeceği önemli. Biz yani Allah herkesten önemli diyorsak, geri kalan insanların iftiralarını, olumsuz ifadelerini takmayarak, evet, Allah'ın rızasını takarak sözümüzün eri olduğunu göstermemiz lazım. Sözümüzün arkasında olduğumuz. Yani Allah her şeyden önemlidir ifadesi. Böyle bir duruşu gerektirir.